etiketle mottosuyla yola çıkan yapay zeka tabanlı kolektif veri etiketleme platformudur. Yapay zekanın yaratabilmesi için etiketlenmiş veriye ihtiyaç var. Ancak etiketlenmiş verilerle otonom sürüş gerçekleşebilir. Mağazalarda ürün stok takibi yapılabilir ve yapay zeka değeri mümkün olabilir. Veri etiketleme de bir veri setindeki her bir objenin tespit edilip kutulanması ya da kompleks yöntemlerle işaretlenmesidir. Bu sayede yapay zekanın kullanabileceği işlenmiş ve işaretlenmiş veri seti yaratılabilir. Bu sektörde kritik üç problem var. Bir, veri yanlış etiketleniyor. İki, veri etiketlemeleri günümüzde çok yavaş yapılıyor. Üç, veri etiketleme süreci kontrollü ortamda yapılmadığından yapay zeka firması öncül aksiyonlar alamıyor. Peki veri etiketlemenin en ideali nasıl olmalı? Bir, çok hızlı olmalı. İki, yüksek doğrulukta olmalı. Üç, etiketlenme süreci canlı olarak takip edilebilmeli. Ve dört, kişisel verilerin gizliliği kapsamında veriler güvenle saklanmalı ve işlenmelidir. Kova'nın iki ürünü bulunuyor. Bunlardan ilki müşterilerin kullanacağı veri etiketleme kontrol paneli. İkincisi de veri etiketleyici kullanıcıların kullandığı kolay ögelerle tasarlanmış mobil veri etiketleme oyunu. Peki Kovan nasıl çalışıyor? Müşteri verilerini Kovan Bulut'a aktarır. Veriler arkada çalışan yapay zekadan geçirilerek olabildiğince otomatik etiketlenir. Ardından veriler detaylı etiketlenmek ve doğrulanmak üzere oyunlaştırılmış mobil kullanıcılara dağıtılır. Kullanıcı etiketlemeleri Kova'nın geçmiş performansları da hesaba kattığı bir doğrulama sisteminden geçer ve müşteriye doğru veri etiketleri anlık olarak teslim edilir. Müşteri tüm bu süreci kullanıcı panelinden takip eder ve işlem sonunda müşterinin progresi raporlanıp online bir fatura oluşturulur. Burada Kova'nın hem görsel hem video hem de metin üzerinde verdiği etiketleme servislerini gösterdik. Kutulama, semantik etiketleme ve anlamsal metin etiketleme gibi birçok sektörde veri etiketleme yapabiliyoruz. Bu slaytta da en bilinen rakiplere yer verdik. Kovan rakiplerinden farklı olarak insan ve yapay zekanın birlikte veri etiketlemesi, mobil oyun arayüzüyle odaklı veri etiketlemesi ve son olarak da geliştirdiği çok kolay veri etiketleme yazılımı ile rakiplerinden sıyrılıyor. Burada hedef pazarımızı görüyoruz. Yapay zeka firmaları ve de yapay zekayı kullanan firmalar bizim doğrudan müşterimiz oluyor aslında. İlk aşamada sadece görsel ve metin verisi odaklanan Kova'nın planlanan gelir modelinde etiketlenen nesne başına ücret almak var. Veri sayısı arttıkça Kova'nın ödenen toplam fatura miktarındaki değer de artıyor. Yani 1 milyon gibi bir görselden eğer konuşuyorsak bunun toplam fatura değeri 60 bin dolar olarak müşteriye yansıtılıyor. Mert ve ben kurucu ortaklarız. Kova'nın fikri üzerine de bir yıldır çalışıyoruz. Vizyonumuz 2 sene sonunda Kova'nın etiketlenmiş verilerin alınıp satıldığı, yapay zeka doğrudan işlenmiş verinin sağlandığı bir pazar yeri olması. Biz Allianz ile birçok noktada işbirliği sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu hedefte 4 tane fikrimiz var. Birincisi, B2C kanalında işbirliği sağlanabilir. Kova'nın uygulaması üzerinden para kazanan kullanıcılar burada biriktirdikleri gelirle Allianz üzerinden sigorta alım yapabilir. Böylelikle de genç kitlenin Allianz'a erişimi olur. İki, Allianz müşterilerinin sağlık aktivitelerinin ve günlük davranışlarının takip edildiği ve buna göre de müşterilerine özel sağlık sigorta paketleri sunacağı bir oyunlaştırma temelli yapı kullanılabilir. Yine Kovan bu noktada oyunlaştırma platformunu Allianz'a danışmanlık şeklinde aktarabilir. Kovan çünkü kolay etiketleme aracını mobil tarafta doğrudan oyunlaştırma kurgusuyla gerçekleştiriyor. Üçüncüsü, özellikle iş güvenliği ve sağlığı uygulamalarında önleyici sistemler hayata geçirilmek istendiğinde yine Kova'nın oyunlaştırılmış kitle kaynağından faydalanabilir. Son olarak da trafikte kaza anlarında olay yeri raporları dijital depolama için doğrudan Kova App ile toplanıp etiketlenebilir ve sigorta sağlayıcı Allianz'a bu veriler akıtılabilir. Bu şekilde sunum. Çok teşekkürler.